Arkadaşlar hepinize günaydın ve tünaydın. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız hepiniz kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül Üniversitesi yaz sınavını inceleyeceğiz. Zaten oldukça istenen bir videoydu. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi yaz yazdığım zaman beni direkt ana sayfaya götürüyor. Ana sayfada ise hemen karşımıza bir duyuru çıkacak. Peki bu duyuruda neler var? Bu duyuruda 30 Nisan tarihiyle başvurunun başladığı, ardından takvim için şu linke tıklayabileceğinizi, ardından sınav puanı, hani şunu söylüyor aslında, şöyle bir duyuru yapmak istiyor. Uluslararası sınav puan diploma notu ile başvuru yapacak adaylar için başvuru takvimi henüz belirlenmemiştir diyor. Bu nedenle sınav puanı ve diploma puanı ile başvuru yapmak isteyenler varsa takvimi takip etmesi gerekir. Zaten her bölümde söylediğim gibi eğer bir üniversitenin sınavına girecekseniz onun takvimini ve sitesini güncel olarak inceleyin. Her an her şey olabilir. Üniversite senatosu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavlar diplomalar daha sonra ilan edilecek. Yani demek ki diploma puanıyla alınacak ama nasıl bir alım olacak? Yani uluslararası yerlerden mi diplomayla alım yapacak? Bunu bilmiyoruz. Şu an değil, daha sonra ilan edilecek. Bunu şu an gösteremeyeceğim. Başvuru koşulları için şuradan bir link gösterilmiş, ardından sınav ücreti için şuraya tıklamanızı istemiş, sınav içeriği, soru örnekleri, bunların hepsine birazdan biz bakacağız. Ardından başvuru tercih kılavuzu için dokunun diyor. Kontenjanlar ve koşulları, öğrenim ücretlerine ne kadar olacağı, buradan online başvuru yapabileceğinizi ve kılavuza ulaşmak için buraya tıklamanız gerektiğini anlatmışlar. Aslında bir duyuru ile bir sürü şey anlatılmış. Yani bir duyuru ile aslında sitenin kendisine girmeden şuradan her şeyi görebilirsiniz. Fakat ben şimdi size sitenin kendisinden şu duyuruyu kapatarak başlıyorum. Şuradaki küçük kutucukları diyeyim, küçük kutucukları, linkleri size anlatacağım. Kılavuzuna girer miyim girmez miyim bilmiyorum ama ana sayfasına baktığım zaman aslında yine sizi online başvuruya, takvime, kontenjanlar koşulları, mevzuata ve başvuru koşullarına götürebileceğini görüyorum. Bu kutucuklardan da görebilirsiniz. Ardından bir tanıtım videosu varmış. En altta ise iletişim bilgileri, kendilerine nasıl ulaşabileceklerini göstermişler ve bununla birlikte başvuruya tıklayarak başlıyorum. Şimdi genel bilgilere baktığım zaman genel bilgilerde işte ön lisans ve lisans için aldıkları ve sınavın yapıldığı yıl. Yani bu üniversiteye girmek isteyen arkadaşlar 11. sınıftan giremezler. Girseler de puanlarını kullanamazlar. 12. sınıfta girmeleri gerekiyor. Ama diyor stat için işte başka statüde bulunan puanlar için ise 2 yılmış. Başvuru puanı kabulü. Ardından başvuru koşullarına dikkatlice okunması gerektiğini diyor. DEO sınav ücretlerini kesinlikle başvuracakların ödenmesi gerekiyor. Zaten ödeme makbuzunda kendileri istiyorlar. Sınav ücreti ödemek için başvurunun yapması gerekiyor. Şimdi diyor ki sınav başvurunun ücretini ödemene gerek yok diyor. Peki bunları kime diyor? Peki bunu kime söylüyorlar? Uluslararası sınav ve diploma sonuçlarıyla başvuracak kişilere söylüyorlar. Onların sınav başvurusu için ödeme yapmasına gerek yokmuş. Başvurudan ilerlediğim zaman beni takvime götürüyor. Peki takvimde neler var? Başvurunun 30 Nisan'da, bitiş tarihinin ise 31 Mayıs'ta olduğunu söylemişler. 1000 aylık bir süreç verilmiş. Ardından sınav günümüz ne peki? 18 Haziran 2021 saat 10'da olacak. 18 Haziran'a kadar bütün konularımızı, sorularımızı bitirmiş olmamız gerekiyor. Sınav sonucunu 25 Haziran olarak tercih işlemleri için de daha sonra ilan edilecektir denmiş. Daha sonra ilan edilecek denmesinde de ne bence hala diplomayla veya diğer puanlarla nasıl alacaklarını söylemediklerinden dolayı. O yüzden bunlar daha sonra ilan edilecek. Takvime baktıktan sonra başvuru koşullarında vatandaşlıkla ilgili kimlerin vatandaşlık için başvurup yapıp yapamayacağını gösteriyorlar. Ardından hemen geçiyorum bir sonrakine. Başvuruda tercih kılavuzu. Burada çıktı mı çıkıyor. Ve kılavuzun çok güzel kitap okuyacak şekilde 22 sayfalık bir kılavuzumuz var. Buradan kitap okuyormuş bir biçimde bakalım. Evet. Şimdi diyor ki sınavın diyor kimler başvurabilir kimler başvuramaz. Çevirdiğim zaman sayfayı genel bilgilerinde yine kendilerini anlatmışlar. Başvuru işlemlerini nasıl yapacağınızı, kimlerin başvurabileceğini göstermişler. Ardından diyor ki TC uyruklu ve
Ya da doğumla ilgili uyruğu TC olan çift uyruklu adayların öğretmenin lise tamamının ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yabancı bölgede tamamlanması gerekiyormuş. Başvuru yapabilmesi için onun altını bilerek mi çizmişler? Önemli bir bilgi mi bilmiyorum. Sınav ücretimiz 350 TL. Birazdan size daha detaylı bunun hepsini göstereceğim. Fakat kılavuzda neler var onları da göstereyim dedim. Sınav ücretleri, nerelere neyi koymanız gerektiğini ve başvuru sayfasına gittiğiniz zaman nereleri doldurmanız gerektiğini çok güzel bir biçimde anlatmışlar. Yani hiç hata olmadan buradan rahatlıkla bence yapabilirsiniz başvurunuzu. Ardından göstermeye devam etmişler. Ulusal sınav puanı ile başvurulacak adayların nerelere ne yazmaları gerektiğine açıklamaları varmış. Açıklamalarını da dikkatlice okuyun diye geçmişler üzerinden deyip kılavuzu size bırakıyorum. Çünkü ben buradan devam edeceğim ama buradan rahatlıkla okuyabilirsiniz, görebilirsiniz her şeyi. Dediğim gibi kabul edilen sınav ve diplomalar sonra açıklanacağı için kutucuğun üstüne basamıyorum. Kabul etmiyor. Sınav ücreti ise 350 TL. D-YÖK sınav ücreti ödemesi TL cinsinden yapılmalı. Diğer ülkelerin para birimini kabul etmiyor. TL üzerinden yatırmaya dikkat edin. Ziraat Bankası üzerinden yatılacak IBAN'la da vermişler. Kesinlikle makbuzunuzu, dekontunuzu sadece bu üniversitenin hani dikkat dediği için, önemli bir vurgu yaptığı için söylemiyorum. Diğer üniversitelerde de makbuzlarınızı yatırdığınıza dair kesinlikle saklayın. Online başvuruya bastığınız zaman ise yeni kayıt yapıyorsanız şuradan yeni kayıta kendimi açtım. Yeni kayıt yapıyorsanız şuradan yeni kayıta önceden bir girişiniz varsa giriş basabilirsiniz. Şuradan geri çıkıyorum. Bütün siteden çıktım. Ardından Deus hakkında bastığım zaman sınav içeriğinde neler olacak? 80 soru 120 dakika içerisinde olacak. Fizik, kimya, tarih, coğrafya soruları sorulmayacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğru cevaplara götürmeyen, 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Bu yüzden rahat rahat kafanızdan atabilirsiniz. Puanınızı da yükseltmek istiyorsanız, yani öyle bilmediğiniz soruları boş bırakmayın. Atın geçin. Büyük ihtimalle tutar diye düşünüyorum. Çünkü benim öğrencilerim 6. hissi ve kuvveti çok yüksek. Bu yüzden standart sapmalarında nasıl hesaplayacağını göstermişler ve doğru puanınızı aslında 1,25 ile çarpıp zaten yüzde tamamlayabilirsiniz. Bunu önceden de size anlatmıştım. Soru örneklerinin peki nasıl sorular göstermişler? Çeşit çeşit sorular var. Bunları çözmeden zaten sınava girmeyelim. IQ matematik sorulmuş. Sınav merkezleri nedirleri? Sınav merkezleri yalnızca İzmir'de yapılacak. İzmir'den başka bir yerde yapılmayacak. Sınav binaları, sınav salonları ve sınıf bilgileri daha sonra büyük ihtimalle de zaten giriş kağıdınızda görürsünüz. Orada belli olur. Yani sınavımız yalnızca İzmir'de olacak ve sonuçları diyor. Sınav sonuç belgesi, bunları geçiyorum. Tercih için ise kontenjan ve koşullara bakalım. Lisansa bir bakayım genel olarak. Kaç kişi aldıklarını, 50 kişi, 30 kişi, 60 kişi bol bol keseden alıyor. Kesinlikle üniversiteye zaten girmenizi öneriyorum. Kontenjanlarının hem bolluğu açısından hem de doğru yanlış götürmeme açısından çok çok rahat girebileceğiniz bir üniversite. Bakın bol bol da alıyor. Lisans çok iyi alıyor ya. Pardon, kendim birazcık şey oldum. Bir rahat konuştum. Lisans çok iyi alıyor. 50-60 falan bayağı iyi alıyor. Yüksek yani. Hani ben en azından bir meslek seçim yok hocam. Üniversiteye gireyim sadece diyorsanız burayı deneyebilirsiniz bence. Rahatlıkla girebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın, Adalet Meslek Yüksekokulu 100 kişi. Turizm Otel İşletmeciliği 90 kişi. Yani çok iyi rakamlar. Yıllık ücretleri 2750. Zaten yıllık ücretleri artık yani konuşmaya gerek yok. Yüksek zaten yani. Bunları zaten biz önceden de gördük. Anadolu'da da görmüştük. Yüksek puanlar. Yüksek şeyler. Ücretler. Bunlara da hızlı hızlı baktıktan sonra üniversitenin sınavına kesinlikle başvurmanızı önerdiğimi söyleyeyim tekrar.
Ardından DEUS'u kabul eden üniversiteler var mı yokmuş bu sene. Bunu da açıklamamışlar. Yarışma sonuçları işte kayıtla ilgili bunları anlatmıyorum. En son iletişimi de anlatayım. Size zaten bir harita vermişler. Ardından iletişim adresleri de verilmiş. Üniversitenin sınavına girmenizi öneriyorum. Sitesi de çok çok rahat. Girip kendinizle bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Sınav ücretimiz 350 TL. Sınav merkezimiz Yalca, İzmir'de olacak. 80 soru, 120 dakika. Doğrular, yanlışları, yanlışlar doğruları etkilemeyecek bir sınav. Başka neyin üstünden geçeyim? Haziran ayında olacak sınavımız. Çok çok az bir vaktimiz kalmış Mayıs ayında. Ya zaten şu an çoğunluğunuzun artık yavaş yavaş konuları bitirip denemeye geçmiş olmanız gerekiyor. Zaten yaptığımız programda da deneme ayı olarak ilan etmiştik veya torba ayı olarak ilan etmiştik bu ayı. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umuyorum ki hepiniz rahatlıkla üniversiteye başvurursunuz. Başvurunuzda da bir sıkıntı çıkmaz, bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi denemeleri aksatmayın. Bu ay deneme ayı olması gerekiyor. Zaten Haziran ayına kadar her şeyi bitirmiş olmanız gerekiyordu. Yine bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa yoruma yazın. Cevaplarım, hiç sıkıntı değil. Son olarak da videoyu beğenip yorum atıp en azından aşağıya bir kalp atın ki ben sizin izlediğinizi göreyim. Onu bir rica edeceğim. Bir de bir böyle yan tarafta kırmızı bir abone ol tuşu var. Oraya da bir tıklarsanız çok sevinirim. Çok çok iyi bakın tekrar kendinize. Ben bugün çok çok deyip gerçekten böyle gideceğim. Uzatıyorum da lafı biliyorum. Kapatmaları çünkü bir türlü yapamıyorum. Hoşçakalın.